Dur. Türk filmlerinde oluyor ya. Evet, ben de buradan. Oğlum o horoz oldu. Ağacın arkasından İşte bir tulumba bulduk. Tulumbadan su çekiyoruz. Bu böyle mi çekilir? Aa, evet. Batacaksın işte. Ya. Zorluyor. Ha. Bunun bir de tatlısı oluyor değil mi? Tulumbadan su basmak mı? Ha? Tatlısı da oluyor. He, tulumba tatlısı. Ama buradan çıkmıyor tabii. Yani. Onu biraz uğraşıyorsun. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yine Ekşili Yurt köyündeyiz. Ve Ümüşen ablamızla İbrahim abimizin burada 29 dönüm alan içerisinde muhteşem bir bahçeleri var. Biz güzel bahçe görünce dayanamıyoruz. Muhakkak size de göstermek istiyoruz. Özellikle büyük şehirde olan takipçilerimiz gözünüz gönlünüz şenlensin. Muhteşem bir bahçe. Birazdan sizi hem Ümüşen ablamızla hem İbrahim abimizle de tanıştıracağız. Bahçeyi birlikte gezeceğiz. Bir de burada adet yazın limon bulunmadığı için herkes limonunu bu mevsimdeyken alıyor, dip prizine atıyor, suyunu sıkıyor çeşitli yöntemlerle. Biz de buradayken buranın nimetlerinden yararlanacağız. Hem limonumuzu alacağız hem de bahçemizi gezeceğiz. Güzel insanlarla tanıştıracağız. Bu dalından var ya meyve toplamak da çok keyifli bir şey ama. Şu ağacın güzelliğine baksana. Bu seneki limon ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Evet. İbrahim abimiz buradaydı. Evet. İçeride. İbrahim abi, bu limonların cinsi ne? Bu Enter Donat. Bak. Enter Donat. He. Bir de Mayer cinsi var ama gibi. Onlar daha zamanı geçti sayılır. Kabardan eski pek olmaz. İbrahim abiyi bir gösteremedim ha. O kadar sakin maşallah. Şimdi gösterdim. Maşallahım var ha. Limonlar. Valla tardan gibi çıkıyorsun oralara. İşimiz bu ya. Doğru. Bak şeyde tepede daha dayadı ağaca görüyor şimdi, musun? Bunu kudamasını da mesela çıkıyorsun ta ucuna kadar nerede giden şah varsa onları alıyorsun. O yukarıları alıyorsun değil mi? Hani ucunda ince ince gidiyor. He, onları alıyor. Şahlarını alıyorsun hani. Bütün ağaçlarda geçerli değil mi? Tabii tabii. Limon olarak hepsinde bir dolaşın. Olmayanları geçiyorsun. İçini biraz aşağıda toprağa yakın olan eteklerini alıyorsun. Ya ben biraz şey yaptım, budama yaptım ama bahçede. He. Böyle ortayı açtım. Böyle bir yerde tamam, gördüm. Tamam. Ortaları bir açtım yapabildiğim kadar. Yukarıları almadım ama. Demek ki yukarıları da almam lazım. Yukarı şöyle alınacak. Mesela şöyle dedim, şu incecik giden var ya. Ha, yandan çıkanlar. Yani çok ince gidenler ha, olur. Onlar tamam. Alınacak. Öbürkü gibi meyve gözleri vardır. Onlar alınmaz. Tamam. Ya her hepsinde olmasa ne? Ağaç biraz güçlü oldu mu? Meyve tutmadı mı? Şahlanıyor. Filiz veriyor. Gücünü anladım. Alıyor. Bunları öğrenmem lazım benim işte. Yani. Böyle sonra sonra tecrübeli kişilere. Aynen. Sormadan öğrenemeyiz. Ya yani, internete bakacağız. Yani internette hep gösteriyor da. Biz bunu kendimize ayırdıydık.
Burası şimdi 29 dönüm değil mi? Ha, 29, 30 dönüm. Evinde. Yol ayrıldı, 29 dönüm. Ha, iyi, genellikle güzel, maşallah. Enter donat. Şey mi, hep limon var değil mi? Limon. Portakal falan yok herhalde. Öyle, yiyeceklik kadar, 2-3 ağaç. Ha. Gerisi enter donat, yerli limon. Şey ne, enter donat dediğin zaman özelliği ne oluyor? Bir... Bu ihracata giden limon oluyor. Bu... Ha, ihracata giden. İhracata giden. Ha, yurt içinde satılmıyor. Ya satılıyor. Tüccarın yurt dışı bağlantısı varsa enter donatı ihraç ediyor, iç piyasaya da veriyor. Veriyor. Ha. Ama her yerde satılmıyor. Satılıyor, satılıyor. Her yere satılıyor. Satılıyor. Ama bu yerli limon dediğimizde iç piyasada tükeniyor. İyi. Esas enter donat çok. Sulu ama kalaman belli yani. Sulu. Şöyle tutuyorum. Sulu sulu. Kabukları kalın herhalde kalın, biraz. Kalın. Kabukları kalın ama sulu. Kabuğunu yiyebiliyorsun. Kabuğunu yiyebiliyor musun? Ya yenir. Kabuğunu içini öyle sıyırdım hafiften. Komple kabuğunu yiyor musun? C vitamini. Yıkarsın güzel. Ha. Yani acık acı gelir ama üstünün şu sarı kısmını mı? Bıçağına hafiften soyuldun mu? Kalın tarafı içinde kalıyor. Ha. Zeytinler, o da yeniyor yani. Zeytinlere falan doğranıyor ya. Ha, anladım. Zeytinlere şey yapılıyor bunlar. Ha, ha. Tatlı. Limon tadı yersin diye. Bahçede tulumbayı da gördüm. Ha. O tulumbaya da bir bakacağız biraz sonra sizinle. Greyfurt'u da çektin mi? Greyfurt'u evet. Dur onu da çekeyim. Ya iç kısmında meyveler daha fazla dursunlar. Bunların da zamanı değil mi şimdi bu greyfurtun falan? Zamanı. Ondan da toplayalım da yersin zevkle. İlaç kullanmayacaksın. İlaç kullanıyorsan. Sizde ilaç yok değil mi bahçede? İlaç kullandığımız için tansiyon ilacı. Ha şey olarak diyorsun evet, sen. Evet sağlık yönünde. Evet evet. Bunlarda şey vitamin değeri yüksek ya ondan değil mi? Aynen. Sana zahmet şunu... Alayım, alayım. Bak hele. Kanalı açalım. Bırak. Elini açıkladım değil mi? Önce yukarıları mı topluyorsun? Öyle mi oluyor? Yukarıdan aşağı doğru inip geliyor. Niye öyle şey ne yani onun? Soğuk mu kurmaması için. Ha. Etekleri pek kurmaz yukarıdan. Anladım. Şeylerde de öyle değil mi? Portakallarda evet, falan. Evet, portakalda da öyle. Bana altlar kolayıma geliyor ya. Aşağıdan alınması. Demek ki bundan sonra öyle yapacağız. Aynen. Önce yukarılar. Bir dökelim. Dur ben dökeyim ya. Kasaya dökülecek değil mi? He, kasaya. Ben böyle dökeyim. Tamam. Bakın görün galiba. Ay ay. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Vah, sarı altın. Aynen öyle. Sarı altın. Çok da güzel kokuyor. Evet, kokusu evet, gitse, evet. Kokusu şimdi yeter. Bunu var ya, bu zamanda kabuğunu böyle sıyıracağım. Hı-hı. Yiyebilirsin hani üstünün hani. Oh. Şöyle mesela, şöyle. Şöyle ben az derin aldım da yuka öyle alacağım. Şöyle de elinle de yapabilirsin şöyle. Üstünün sırrı biraz acı oluyor da. Aldın mı yani şimdiden sonra şeker gibi yersin yani. Rende yap. Rende. Üzerine ister şeker ister tuz ister sade. Tabii. Sabahları böyle dilim dilim çayın içine de katabilirsin. Bir tane de sormuşken alayım ya. Evet evet. Canım çekti. Yeneme de vereyim. Vallahi. Şimdi şurası daha tatlı olur. Gözümü bile kırptırmadı. Normalde ekşitir böyle gözünü şey yaparsın ya. Kabuğuna da devam. Sağ ol, halal et. Halal olsun, halal olsun. Çok güzel. Bunlardan kesinlikle reçel yap. Tatlı yer gibi şey yapıyorsun. Evet, ben ekşiye de gelemem yani normalde. Çok güzel. Sana da vereceksin de bıçak acık. Kurabiyeye kat. Atı lazım, bir şey olmaz. Bunun suyunu limon kolonyası diye dök. Öyle güzel kokusu var. Evet. Şu kabuğundan ne kadar tat var değil mi? Böyle diğerini... Meyve gibi ya bunu ya. İyi tabii. Yani... Ay yedim.
Gel yani. Tamam. Ayak basacak bir yer var mı? Yok, yok yani. Tamam. Ben de basacağım. Tamam. Gideceğim. Huhu, çılgın gençlik. Şimdi sizin bahçeyi dolaşıyoruz değil mi şu anda? Aynen. Bu yoldan doğu tarafı. Sağ tarafın. Sağ taraf. Evet, aynen aynen. Sağ tarafı. Maşallah. Rahmetlilerden kaldı biz burayı. Mandalina da var. Portakal var. Şurada yaz portakalı. Ha, şeyi toplattın ama değil mi? Şey bitti. Limon bitti gibi bir şey yani. Burası çamur da. Şuradan. Yok, ayağımın çamur oldu zaten, önemli değil. Şeye gidelim. Selamun aleyküm. Şey yaptılar. Kuyu mu var orada? Yok, ya, üstünde köşk. Yazlık. Ha, oturmak için. Oturmak için. Su geçiyor değil mi? Oo, su geçiyor buradan. Su geliyor. Danaman çayı işte. Bizim Dalaman'dan mı geliyor burası? Bizim tarlalar suladığımız arık diyor. Burayı tutuyoruz tahtayı. He, sonra? Tarla sulandığını kaldırıyor. Ağacı da kesmişsiniz. Ha, kesildi. Ne ağacı o? Boya. Boya? Boya ağacı olarak. Onun ismi vardır da. Boya olarak. Rengi şey diye böyle. Kırmızı. Demek ki. Kırmızı diye. Adı da öyle kaldı. Aynen. Burası da ait değil değil mi? Bu bahçe. Değil. Bahçe. Çünkü burası oluyor. İyi ya, çok güzel ama. Ha, bu şey de limonlara bak ya. Çürüyen limonlar. Çürüyenleri buraya mı atıyor? Ya, işte çöpe götürüyor. Su alıyor gidiyor. Aslında buraya arıktan gitsin diye. Yanlış yapılıyor. İbrahim abi, bu limonları şey tüccara veriyorsun değil mi? Tüccara veriyorsun. Kim? Yani. Onlar mı topluyor? Uçaklar. Düğün arasında ben peşin sattım. Ha, önceden sattın. Ha, erken sattın. Ha, düğün yapacağım dedim. Peşin verdiler. Düğünümü yaptım. Şimdi bu yerli limon dediğimiz yazın Şubat'ta toplanıyor. İç piyasaya. İhracata giden bu işte toplanan şunlar. Donat. Bu da eskiden pamuk ekildiğinde sürgü. Ha, bu pamuk için mi? Ha, pamuk için. Şey, tarlayı bununla mı sürüyorlardı? Bununla mimzarına ekiyorsun. Ektikten sonra üstünden mimzarın açıkta bıraktığı tohumu bu kapatıp gidiyor. Ha, anladım. Şu da tir yapıyor sulamak için. Öbürkü de dırmık. Pamuğun arasını dırmıkla. Burada pamukçuluk vardı o zaman. Yok. Zaten eskiden buranın zırh pamuktu. Zırh narinci pamuk diye bir şey yoktu. Ha, sonradan narinciye döndü. Sonradan narinciye dönüldü. Hmm. Pamuk para etmez oldu. Pamuk şimdi para ediyor mu? Şimdi para ediyor. Şu anda bayağı şimdi para ediyor. Ben bunu söküp de nasıl pamuğa dönüştürüyorum? Yok ya, artık yapamaz. Pamuğun bir tür. Ağaç, yetişmiş ağaçlar. Pamuğu dikiyorsun, kaldır, çapalayın, ekim, dikim, toplamaya kadar hep işçi yapıyor. Şey değil mi? Daha doğru işçiliği. Ha, ama bunda biz sattık mı tüccar kendi topluyor. Hmm. Şeyini, bakımını kim yapıyor? Bunun bahçenin bakımını kendimiz yapıyoruz. Sen yapıyorsun. Ya bize ait. Hmm. Ama toplama işi şeyi tüccarın. Tüccar. Sen işçiliğine falan karışmıyorsun. İşçiliğe, ha, toplama işçiliğine toplamaya karışmıyorsun. Karışmıyor. Benim burada Washington vardı. 5 dönüm. Para etmediydi. Yerini köplettik. Limon diktik. Limon diktik. Her zaman içi para ediyor. Limon daha iyi değil mi? Evet, biz mesela Enter Donat'ı 5 liradan satıldı, 6 liradan. Şimdi gelecek seneye artık iyi bakım olur. 100 ton limon kaldırıyoruz buradan. 100 ton çıkıyor değil mi? Çıkıyor. İyi, güzel, maşallah. Güzel. Ama gübre ilaç pahalı. Evet, ya her şey pahalı artık da. Şimdi ben ne kadar şey kullanıyorsun bahçeye buraya? Bahçeye bakımına ziraatçı tuttum. Evet. 45-50 bin lira yakın buna ilaç borcu ve bakım parası dedim. Evet, yıllık 45-50 bin lira. 50 bin. Ziraatçı. Gübresi hariç. Gübre ilaç parası. Gübre alıyorsun, en az buraya ben 2 sefer gübre atıyorum. 35 yerden 70 çuval. 70 çuval. 850 kendin lira atabiliyor musun?
Atıyoruz, şöyle atıyoruz. Oğlanla bir gün tatiline verdik mesela, ha, bunu. Birlikte yapıyoruz. Birlikte attık. Normalde tek yapamazsın, bir eleman lazım. Makineni attığın zaman şu serpme makineni ortaya kadar geliyor. Gübreyi yabana gidiyor. Ha, boşa elini, gidiyor. Sen attığın zaman tacını atıyorsun gübreyi. Attığın ağaç başı 2 kilo verirsin. Kaç paraydı gübre? 850'den hesapla. Kaç ton attım dedin? 65-70 torba. 70 torba. 50'şer kilo da. 70 torba 3. 3,5 ton mu yapıyor? Ya. 3,5 ton falan yapıyor. Tonu kaç paraydı? Biz burada torba aldığımız torba. Torba kaç 8, para? 850 lira. 850 lira. 50 kilosu. Evet. 50 bin liraya yakında ona vermiş. Aynen. 50 bin lira civarında ona vermiş. 100 bin lira sıra. 110 bin lira masrafın olmuş. Masrafım. Kendi hemen hesaplamıyorsun. Tabii. Kendi yani. Hemen hesaplamıyorum yani. Zaten en büyük şey yemek. Yemek. Bu hale getiriyorsun. Kolay değil. Belli bir yaştan sonra her şey de zorlaşıyor. Çok zorlaştı. Çok. Yani. Çok. Yaş gitti yani. Yaş 67. Beden gücü gidiyor gitgide. Gidiyor. Ama yerin çok güzel. Bu arık da burada çok güzel. Buradan bizim sulama yerimiz burası. Evet. Buradan sulayız. Ümüşen abla, siz şimdi burada bir Adem Havva misali güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Çoluk çocuğu hak etmişsiniz. Kaç tane çocuğum var? İki tane. İki tane çocuğum var, bir Allah bağışlasın. Bir kızım var, bir oğlum var. Şimdi onlar buradalar mı? Kızım Denizli'de evli. Hı-hı. Oğlum burada. Hı-hı. Ağustos'ta düğün yaptık. Oradan. Ha, daha yeni evlendi. Evet. Ağustos'ta. Peki sizin burada düğün adetleri falan nasıl? Biz genelde gelenek görenekleri de takipçilerimizle paylaşıyoruz. Bizim burada oğlan evi yapıyor. Bütün kız evinin düğün masrafını aşağı yukarı bütün çalgısını, yemekçisini aşağı yukarı okulunu hani davetiye olarak. Siz burada davetiyeye ok diyorsunuz. Oku dediğin davetiye. Davetiye. Oku veriyorsunuz. Anladım. Nasıl oluyor davetiye, o? 1000 tane yastık yüzü olarak istediler. Onlardan aldık. 1000 tane Denizli'den. Onları paketlerine koydular. Üstüne de bir de yapıştırıcısını hazırladık. Yani davetiyeyi bizim bildiğimiz İstanbul'da eskiden böyle küçük zarflarda verirlerdi. Hayır. Şimdi onu da geçtiler. İnternetten bir mesaj gönderiyorlar. Burada yastık kılıfı ya da havluya kişinin işte yakınlık, uzaklık derecesine göre davetiyeyi yapıştırıyorlar. Hediyesiyle birlikte veriyorlar. Aynen. Çok ilginç. Ama maliyetli de bu zamanda. Tabii. Öyle oldu artık. Hayırlısınlar. Bir de burada yemek verdiniz. Yemek verdim. Buranın yemekli düğünleri çok meşhur. Ben yıllar önce denk geldim. Gündüz yemek. Aman Allah. Evet. Ne yemekleri yapıyorsunuz mesela? Burada et yemeği, nohutlet. Evet. Oradan sonra keşkek, kızartma. Oo, bir daha düğün olursa beni çağır. Çorbası olur. Oradan salatası. Bayağı da çeşit var ya, baksana. Tabii. Yani. Tatlısı var. 7 çeşitten aşağı yap. Ne olar ki keşkekleri 7 çeşit çok oluyor. Güzel. Evet, 6-7 çeşit yemek ve burada tabii herkes birbirini tanıdığı için yani burada kazanlarla pişiriliyor çünkü yeri geliyor 1000 kişiye yakın kişi geliyor. Evet, 2500 kişilik yemek verilmiştir. Ey maşallah. Sizin ey düğünde. Maşallah. Tabii tabii aşağı yukarı öyle. Hani davetiyesi havlulu olursa yemeğde. Öyle. Evet. Takı falan nasıl oluyor mesela? Takı ne istediler? 3 çeşit bilezik istediler hani o an için. 20 gramdan. Yaptım. İyi, o çok değilmiş. Ey maşallah, maşallah. Çok değil diyorsun de, da var olan yok. 3 tane olan. Değil mi? 6 tane 20 gram. İstanbul'da da aşağı yukarı öyle onlar ya. Ya gücün yetse ayı. Doğuda çok oluyor. Yine yaparsın da gücün yetse. Evet. Bir eskiden da boynuna da yaptım. Gerdanlık. Oradan. Evini, ocağını. Bu devirde de kolay değil ha. Sırf düğünü zaten. Büyük kapından hani kenarını çerçeveli yaptırdık. Oradan. Düğünler aslında çok güzel. Yani davetliler için harika bir ortam. Çünkü daha değerli olduğunuzu hissediyorsunuz. Aldığınız davetiye bile hediyesiyle geliyor. Evet. Geliyorsun burada işte 7 çeşit yemeğiyle, eğlencesiyle birlikte mutluluğunu paylaşıyorsun. 7 kazan kaynadı. Evet. 7 kazan. Ey maşallah. Zaten ey maşallah. Et yemeği 7 kazan oldu. Tatlısı matlısı, salatası onlar hariç. Evet, yemek onlar.
Maşallah. Onu yapmasaydı. Et yemeği zaten 7 kazan olmasa o 2500 kişiye yetmez. Mümkün değil. Bir de öyle şey yapılmıyor yani. Gerçekten de bol kepçe usulü. Biz hepsini verdik öyle yaptılar. Yemek. Aklınızda bulunsun, kimin düğünü varsa bundan sonra köyün delisi gibi davul sesine giderim. İnşallah. Muhteşem düğünler oluyor. Şeyde, dışarıdakilere şey tavsiye edelim. Kız alacaklarsa Muğla'dan alsınlar. Evet, ev alırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan atasözünü anlayabiliyorum burada. Gerçekten de evet. Gelenekleri biraz ağır. Yani çünkü tamam birçok yörede de yemekli falan yapılıyor ama artık zamanın şartlarıyla beraber şimdi onlar hala bu gelenekleri sürdürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zorlansalar da sürdürüyorlar. Bakalım nereye kadar. Biz de en azından bunlara şahit olan nesil diyelim. En azından bunları görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. İnşallah da devamı gelir bu geleneklerin. İnşallah. Bunata nasıl yapıyoruz mesela? Bunlardan siz nasıl yapıyorsunuz? En basit haliyle. Sıkarsın limonu. Hı-hı. Suyunu koyarsın. Aldığından şeker koyarsın. Damak tadına göre. Evet, damak tadına göre hazırlar içersin. Bitti gitti. Aynen öyle. Bitti gitti. Zorlamayalım, içerisine onu katıyoruz, bunu katıyoruz. İstanbul'daki gibi limon tuzu koysalar gene iyi. Ah. Biz bulduk altın madenini. Makines kes. Bunlar yaz portakalları. Yaz portakalı deyince özelliği ne? Özelliği sıkıp suyunu içebilirsin yazın. Ha, sıkmalık. Sıkmalık olan bunlar. Sıkmalık, evet. Anladım. Öbürkü gibi de yiyebilirsin ama sıkmalık. Ya çoğunluk. Burada normalde sıkmalık portakal da yeniyor ki. Tabii. Bunun biraz kabuğu kalın oluyor da. Aha. Sert oluyor tabii. Ya burada zaten o kadar bol olduğu için en iyisini yiyorsun. En iyisini. Ama buradaki sıkmalık dediğimiz şey İstanbul'da portakal niyetine yiyorsun. Yediriyorlar vallahi. Anlamayınca. Evet, aynen öyle. Aynen. Aynen. Süper. Böyle işte. Şu Washington. Bu portakal. Washington. Evet. Rengi koyu turuncu. Evet. Koyu turuncu. Bu biraz daha büyüyor. İşte bu. İşte bu falazlanmış. Bunlar Washington. Bu gördüğün işte. Şuraya bakar mısın ya? İşte. Evet ya. Yaradan'ın nimetler. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Çok güzel. Kokusu, kabuğunun kokusu bile ayrı bir tatlı. Hani. Abi biraz önce limonu yedik, evet, ya. Evet. Yani bırak portakalı, limonu yedik yani. Yersin. Ya yüzümü de ekşitme isteği gelse tutamam ben. Başkası yerken bile dayanamam. Evet. İbrahim abi burada tulumba var. Tulumbanın... Önce şunu sorayım. Bu ne? Bunu dinama. Ha, dinama. Şimdi biz burada bir dönüm sera vardı. Tulumbayı çaktırdık. Dinama taktık. Buradan da... Açtık. Açıp böyle kapatıyordu. He. Şöyle mesela. Ha, buradan çalışıyor mu şimdi? Buradan su atayım. Ha. Tamam, kapatalım, boşa akma. Güzel, güzel. 8,5 şey 6,5 metreydi. Su çekildi. 2,5 metre daha ilave ettik. Evet. Hmm. 8 yok, yer altından 8 metreden falan su çıkıyor. İyi, çok iyi. Çok iyi ya. Çok iyi. Evet. Bu da manuel herhalde. He, bunla mesela elini yıkamayı yıkayacağında çok güzel. Bunu kullanıyorsun. Süper. Oradan önceden çeşme suyu yokken buradan içme suyu olarak da kullanıyorduk. 8 metre alttan gelince. Ha, bir de şu ağacı merak ettim. Bu ağaç ne ağacıydı? Dut ağacı. Bu niye böyle şey, yaprak hiçbir şey yok? Kestik biz bunu. Kestiniz. Evet, niye kesiyorsunuz? Şimdi kışın yaprak her yer batıyor. Bize büyüdü mü eve yıkılma tehlikesi de olacak. Ha. Tehlikeyi önlemek için böyle kestik. Yeniden şaklama yapıyoruz. Tekrar filizlenecek yine. Ha, yapraklanacak. Ha. Ha, komple kesilmedi, kurumadı. Kuruma yok. Tamam. Bu siz eve önlem olarak aynı, belli şeyler ne aldınız? Kaldır. Şöyle tartıyoruz. Bu orijinal bizim eski tartılardan. Heh. Tarihi. Kaç geldi şimdi? Tarttık. Kaç geldi ya? Ben de görmemişim. Herhalde tartıyor da biz tartamıyoruz. 9 kilo. 9 kilo. Yani tartı da orijinal. Ama tabii canım, bunlara baksana. Orijinal ve organik. Organik, aynen. Her şey burada orijinal. Organik. Aynen öyle. Sahte hiçbir şey yok. Ben alayım.
Hop bismillah. Bismillah. 29 kilo. Evet arkadaşlar, bugün yine biz bahçe gördük mü dayanamıyoruz. Hem kendimiz gezmeyi çok seviyoruz, hem de muhakkak sizlere de göstermek istiyoruz. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten cennet gibi bir bahçeydi. Ve tam bir Adem Havva hikayesi. İbrahim abimizle Ümüşen ablamız gerçekten çok cana yakın. Çok tatlı insanlar. Bizi de çok güzel ağırladılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Yine biz böyle dediğimiz gibi güzel bahçe gördük mü? Nerede güzellik gördük mü? Nerede yeni bir ürün gördük mü? Kendimize saklamak istemiyoruz. Hemen sizinle paylaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ufak ufak size veda edelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Tüm gurbetçilere ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Yine hayırlı bekleriz. Yolculuklar. İnşallah. Bize de bekleriz. Çok teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Selam selam çocuklara. Güle güle. Hayırlı yolculuklar.